Arzu Fidan Verdi'ye teşekkür ediyoruz. Dünya Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı ve başkan adayı Donald Trump'ın uğradığı suikast girişimini konuşuyor. Trump, Pensilvanya eyaletinde yapmış olduğu miting sırasında bir suikast girişimine maruz kalmıştı. Saldırganın silahından çıkan kurşun Trump'ın kulağını sıyırmış ve Trump hayatta kalmıştı. İşte o saldırının ardından Trump ilk kez konuştu. Burada olmamam gerekiyordu, ölmem gerekiyordu dedi. Suikast girişiminden sağ kurtuldu. O anları gerçeküstü olarak tanımladı. Suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump saldırının ardından ilk kez konuştu. Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğramış, kurşunun teğet geçmesi sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı. Eski başkan, kıl payı kurtulduğu suikast girişiminin ardından ilk röportajını New York Post gazetesine verdi. Özel uçağında açıklamalarda bulunan Trump, saldırı anında hissettiklerini bu sözlerle anlattı. Hastanedeki doktor bana daha önce böyle bir şey görmediğini, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Burada olmamam gerekiyordu. Ölmüş olmam gerekiyordu. Sadece yarım dönseydim beynimin arkasına girecekti. Kurşunun izlediği yol direkt olarak kafatasımdan geçiyor. Ekran yüksekte olduğu için yukarı bakmıştım. Doğru zamanda ve doğru miktarda hareket ettim. Trump saldırı sonrası ısrarla istediği ayakkabıları ile ilgili gizemi de anlattı. Ajanların onu kurtarmak için üzerine atladığını, o sırada ayakkabılarının ayağından çıktığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler yaklaşırken Trump saldırının ardından ulusu birleştirecek bir konuşma yapmayı planlıyor. Mitinglerde yapacağı konuşmaların değişeceğini söyleyen eski başkan, ülkeyi bir araya getirme şansının ona verildiğine inanıyor. Tüm dünyada büyük bir şok etkisi yarattı. Donald Trump'ın bu saldırıya uğraması mucize eseri, hayattayım dedi. Amerikan medyası tarafından çok fazla abartılmadı aslında yaşanan bu suikast girişimi ama Avrupa'da oldukça çok konuşuldu. Peki kim ne dedi? Avrupa kamuoyunda özellikle nasıl yankı buldu? Detayları alacağız. Londra'da bizleri bekliyor A Haber muhabiri Alparslan Düve. Tarih İngiltere Başbakanı tabii Keir Starmer başta olmak üzere Avrupa liderleri sosyal medya hesaplarından Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletirken İngiltere Başbakanı hiçbir türlü siyasi şiddetin toplumlarımızda yeri yoktur ve düşüncelerim bu saldırılarının tüm mağdurlarıyla birlikte ifadelerini dile getirdim. Hemen hemen bütün Avrupa Birliği liderleri benzer ifadeleri kullandı ve ABD eski başkanı Donald Trump'a yönelik yapılan saldırıları suikast girişimini kınadıklarını görüyoruz. Diğer yandan Avrupa Birliği ve NATO seçim kampanyası sırasında Donald Trump'a silahlı saldırıya yönelik kınama mesajlarını ardı ardına yayınlarken Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın seçim kampanyası mitingi sırasında düzenlenen silahlı saldırı karşısında derin şok yaşadığını ifade etti ve von der Leyen siyasi şiddetin demokraside yeri olmadığını belirttiği paylaşımında Trump'a acil şifa dileklerini de iletti. Yine Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel de sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yaptı ve Trump'a yönelik suikast girişimini kınayarak siyasi şiddetin demokraside kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da hesabından yine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve Trump'ın uğradığı saldırı karşısında şoke olduğunu ifade etti. Siyasi temsilcilere yönelik kabul edilemez şiddet eylemlerine bir kez daha tanık olunduğunu kaydeden Borrell, Trump'a yönelik suikast girişimini şiddetle kınadığını belirtti. Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yine sosyal medya hesabındaki paylaşımda eski başkan Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında şoke olduğunu, kendisine acil şifalar dilediğini dile getirdi ve Stoltenberg Trump'a yönelik saldırıyı kınadığını belirtirken siyasi şiddetin demokrasilerde yeri olmadığını belirterek NATO müttefikleri özgürlüğümüzü ve değerlerimizi savunmak için bir arada duruyor ifadelerini kullandı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.